Ekranlara yansıyan Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Korzi köyünde bulunan bu ev, Doğu Ukrayna'daki çatışmanın kurbanları Vitali ve Valentina için yeni bir yuva oldu. Genç çift Debaltseve'deki evlerini Rusya yanlısı ayrılıkçıların şehri kontrolü altına almasından kısa bir süre sonra terk etti. Bu savaş yapay bir şekilde yaratıldı. Rüzgarın hangi yönden geldiği açıkça ortada, Rusya tarafından. Ayrılıkçılar Ukrayna bayrağı yerine kendi bayraklarını dalgalandırınca burada kalmanın zor olacağını anladık ve önce Kiev kontrolündeki Kramatorsk'a ve sonra da Kiev'e yerleştik. Aile Ukrayna hükümetinden evlerinden edilenler için verilen sosyal yardımdan yararlanıyor ancak yeterli değil. Çift bu ay Donbas SOS çağrı merkezinde geçici olarak bir iş buldu. Ukraynalı sivil toplum kuruluşu olan bu merkezde savaştan dolayı evlerinden edilenlerin karşılaştığı hukuki problemler ele alınıyor. Bu iş sayesinde ek gelirimiz olacak ve bizim durumumuzda olanlara yardım edebileceğiz. Sosyal yardımlardan faydalanabilmeleri, kontrol noktalarından rahat geçebilmeleri için onlara gerekli desteği vereceğiz. Ukrayna Sosyal Politika Bakanlığı'na göre ülke içerisinde yerlerinden edilen kişi sayısı 1 milyon 600 bine ulaştı. Bunların büyük bir çoğunluğu ise Donbas ve Kırım'dan geliyor. Oleg Donetsk'ten Kiev'e taşındı ve hükümet yardımı için başvuruda bulunmadı. Onun yerine BM Kalkınma Programı tarafından yerlerinden edilenler için düzenlenen bir yarışmaya katıldı ve kazandı. Şimdi ise uluslararası uzmanlardan elektrikli bisiklet imalatı için nasıl finansal kaynak bulacağını öğreniyor. Hükümetten yardım istemek yerine sosyal açıdan aktif insanlardan destek almak için crowdfunding programına katılmaya karar verdim. Son iki yıl içerisinde BM Kalkınma Programı yerlerinden edilmiş 3000 kişiye kendi işlerini nasıl kuracakları konusunda eğitimler ve bazılarına ise hibeler verdi. Bu sayede evlerinden edilenler ayakkabı tamir atölyeleri, fırınlar, araba yıkama salonları gibi farklı iş yerleri açtı. Program başkanına göre ise önemli olan balık tutmayı öğretmek. Donbas'tan gelenler Ukrayna'da çok iyi karşılandı ve biz bu örnekle evlerinden edilenlerin kalkınma programının desteğine ihtiyacı olmadıklarını ve Ukrayna halkının da onlara yardım edebileceğini gösterdik. Ukrayna'nın doğusundan gelen gençleri desteklemek adına Alman tiyatro yönetmeni George Jönu, Ukraynalı oyun yazarlarıyla beraber Kiev'de yerlerinden edilenlerin tiyatrosunu kurdular. Savaş deneyimlerinin anlatıldığı bu tiyatroda yer alanların büyük bir çoğunluğunu amatör oyuncular oluşturuyor. Horlovka'dan gelen Katerina ilk önce tiyatroya izleyici olarak katıldı fakat kısa bir süre sonra ekipte yer aldı. Genç bayan bu performansların bir nevi psikolojik bir terapi olduğunu söylüyor. Gerçekten daha iyiye gidiyorum. Şimdi ülkemin doğusunda yaşananlardan bahsetmek benim için daha kolay. Yerlerinden edilenlerin tiyatrosu Almanya ve Ukrayna'nın farklı şehirlerinde sahne alarak izleyicilere savaş anını yaşayanların neler hissettiğini aktarmayı amaçlıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.